Grafik simge oluşturma yetisini geliştiren durumlarından en önemlilerinden biri, grafik yaratma yazılımlarının çeşitliliğinin ve becerilerinin artması. Birkaç saatin ayıran meraklı bir kişi, kolayca istediği biçimde grafik simge oluşturabilir, başkasına gönderebilir ve bir web sayfası ile dünyaya yayabilir. Bu metinde aşağıdaki anlatım tekniklerinden hangisine başvurulmuştur? Arkadaşlar grafik simge oluşturma yetisi ile ilgili bir açıklama söz konusu değil mi? Tartışma yok. Eğer betimleme olsaydı gözümüzde canlandırabileceğimiz bir durum olurdu. Bu da yok. Öyküleme ise daha çok olayları anlattığımız bir anlatım tekniğidir. Bu da yok. Cevabım A seçeneği açıklama olmalıdır arkadaşlar. Dedesi Yusufa öldükten sonra yalnız kalan Sinan köyünde kalmak istemedi. İstanbul'a giden bir kervanın peşine takılıp günlerce yol aldıktan sonra İstanbul'a geldi. Hemen kendini iş aramaya başladı. Ama küçük diye kimse ona iş vermiyordu. Sonunda bir kahvaneye çırak olarak girdi. Aradan birkaç ay geçmişti ki orada oturan bir Yeniçeri ağası onunla ilgilendi. Çocuğun kimsesiz ve becerikli olduğunu görünce yanına alıp at meydanındaki İbrahim Paşa Konağı'nın Acemi olanlar okuluna verdi. Bu metinde aşağıdaki anlatım tekniklerinden hangisine başvurulmuştur. Arkadaşlar burada sürekli bir hareket var değil mi? Olay varsa olaylar birbirini e, izliyorsa olaylar içerisinde bir metinse biz buna öyküleme diyeceğiz arkadaşlar birbirini takip eden olaylar söz konusu. Bu yüzden de anlatım tekniklerinden işaretlememiz gereken şık D seçeneği öyküleme olmalıdır. Betimleme anlatılmak istenenin okuyucunun gözünde canlandıracak şekilde ayrıntılı anlatılmasıdır. Aşağıdaki dizelerin hangisinde betimleme söz konusu değildir? A. Şişesi is bağlamış bir lambanın ışığı her yüzü çiziyordu bir hüzün kırışı. Arkadaşlar, şişesi is bağlamış bir lambanın ışığı derken hemen aklımıza o lambayı getirebilir miyiz? Işığını getirebilir miyiz? Kesinlikle getirebiliriz. Burada bir betimleme söz konusudur. Ertesi gün başladı. Gün doğmadan yolculuk. Soğuk bir Mart sabahı buz tutuyor her soluk. Her nefesimizin buz tuttuğunu bir anda aklımıza getirebiliyoruz değil mi? Bir Mart sabahı hemen kendimizi orada canlandırabildik. Burada da betimleme söz konusu. Leyla gelin oldu Mecnun mezarda. Bir susuz yolcu yok şimdi dağlarda. Burada Leyla ve Mecnun'un aşkına bir hatırlatma yapılmış sadece. Betimleme söz konusu değil arkadaşlar. Yatağımın yanında esmer bir duvar vardı. Üstünde yazılarla hatlar karışmışlardı. Hemen yazılarla hatları gözümüzün önüne getirdik. Yanı, yatağımın yanında esmer bir duvar vardı derken gözümüzün önünde canlandırdık. Bu yüzden D seçeneğinde de bir betimleme söz konusudur. Cevabım C seçeneği olmalıdır arkadaşlar. Ceket çamur içinde. Gömleğin yakası bağrı açık. Esmer delikanlının bütün bunlar hiç umurunda değil. Koltuğunun altına bir alüminyum tepsi sıkıştırmış, kolu kavramaya yetmiyor. Tepsinin içinde naylonların sarılı koz helvalar, susamlı helvalar. Bu metinde aşağıdaki anlatım tekniklerinden hangisine başvurulmuştur? Arkadaşlar, burada biz hemen gözümüzle canlandırdık mı bu esmer genci delikanlıyı? Gözümde... canlandı. Gözümde canlanıyorsa bu direkt olarak arkadaşlar betimleme anlatım tekniğidir. Cevabım D seçeneği olmalıdır. Çalışmak, çalışmak. Durumunu, sağlığını, yaşını umursamadan çalışmak. Hayır, doğru bulmuyorum bunu. Şüphesiz insanlar için çalışmak bir şeyler üretmek, olumlu bir eylemdir ve aynı zamanda haktır. Ancak Anayasa'da dahi insanların bedensel ve ruhsal bakımdan kaldıramayacağı işlerde çalıştırmasını yasaklamıştır. Kimse yaşına, cinsiyetine ve gücüne uymayan işlerde çalıştırılamaz. Aşağıdaki anlatım tekniklerinden kullanılanı bulacağız arkadaşlar. Şimdi önce e, tartışma anlatımından bahsedelim. Tartışmacı anlatım burada var mı? Çalışmak, çalışmak, çalışmak diye söylüyor. Olumlu bir eylem. Fakat. İnsanların ruhsal bakımdan kaldıramayacağı işler, kimsenin yaşına, cinsiyetine, gücüne uymayan işlerde çalıştırılmamalıdır. Burada iki farklı tezi aslında ortaya koyup tartışmacı anlatım yapmış olduğumuzu görüyoruz arkadaşlar. Çalışmanın her zaman doğru olmadığını, insanların fizyolojik durumlarına göre de çalışmanın nitelendirileceği bir durum söz konusu olduğu için cevabım A seçeneği olmalıdır arkadaşlar. Burak'ın durumu Mesut'a öyle dokundu ki Mesut'un gözleri yaşardı. Hüzünle onun yüzünü seyre daldı. Gövdesi daha da küçülmüştü Burak'ın. Zavallı yüzü ufalmış, solmuş, sararmıştı. Tıraş olmaya zaman ayıramadığı için çenesini bembeyaz bir sakal kaplamıştı. Elinde yıpranmış eski bir süpürge vardı. Gözlüğünün arkasından gözlerini yerdeki süprüntülere dikmiş Öylece heykel gibi duruyordu. Arkadaşlar yine burada benim gözümde canlandırabildiğim bir durum var mı? Gözümde canlanıyor. Aklımda, zihnimde ben bu burağı ve Mesut'u canlandırabiliyorsam ben buna betimleyici anlatım demeliyim arkadaşlar. Doğru seçeneğim D şıkkı olmalıdır. açıklayıcı anlatım, okuyucunun eksik ya da yanlış bildiği düşünülen bir konuda ona yeni bilgiler edindirmek amacıyla yazılan metinlerde kullanılan anlatım türüdür. Aşağıdakilerden hangisinde açıklayıcı anlatım tekniği kullanılmamıştır? A. Eser bir sözlük olarak hazırlanmıştır. Türklerin ilk sözlüğüdür. İslamiyetten önceki edebiyatımızın sal Sago, koşuk örneklerini içermesi ve edebiyatımızın kaynağını belirlemesi açısından da önemlidir. divan lügat Türk'ten bahsediliyor değil mi arkadaşlar? E, Divan-ı Türk'ü açıklayan bir metin mi olmuş? Kesinlikle öyle. O zaman burada açıklayıcı anlatım tekniği kullanılmıştır. B seçeneğine bakıyoruz. Türk milletinin iki parçadan meydana gelmesi mümkün değildir. Bu temel esas her şeyden çok dil için geçerlidir. Türk dili tektir ve bütün Türkler Aynı şekilde bilip kullanılmaktadır. Şimdi arkadaşlar, burada Türk dili ile alakalı ve Türk milletinin iki parçadan meydana gelmemesinin mümkün olduğunu ve bunların nasıl açıklandığını. Şimdi bir Türk dili tektir ve onu bütün Türkler tarafından kullanılır ve bilinir şeklinde bir açıklayıcı anlatım kullanılmıştır. B seçeneği de doğru bir öncüldür. C. Dil milli kültürün ilerlemesi ve yayılmasında önemli bir araç olduğu gibi, Milli duygunun gelişmesinde ve bağımsızlığın korunmasında da önemli bir etkendir. Dili açıklamamış mı? Kesinlikle açıklamış. Türkçenin zevkine ermek, millet uykudayken güneşin doğuşunu izlemek için şafak vakti uyanmaya benzer. Sizce de öyle değil mi? Hem de uykunun en tatlı yerinde. Burada açıklamadan ziyade kendi duygularına yer vermiştir ve e, açıklamadan ziyade arkadaşlar işte Türkçe millet uykudayken güneşin doğuşunu izlemek için şafak vakti uyanmaya benzer biraz daha benzetme yapmış, biraz daha kendi duygularını kattığı için de e, okuyucuyu bilgilendirmek amaçlı yazılmış bir metin değildir. Cevabım D seçeneği olmalıdır. Zeytin ağacı Akdeniz ülkelerinde yetişen, dalları dikensiz ve yaprakları karşılıklı olan, küçük ve gümüş renginde uzun ömürlü bir ağaçtır. Boyu uzun bir çalı olarak da karşımıza çıkabilen zeytin ağacı, sık dallı, yayvan tepeli ve her mevsim yeşil yapraklara sahip olan bir ağaçtır. Ağacın tepesi her sene yaklaşık olarak artan boyu kadar genişlemektedir. Uzun ömürlü bir ağaç olan zeytin ağacı yaklaşık 2000 yıl yaşayabilmektedir. Ağacın meyvesi sofralarımızda kahvaltılık olarak kullanılır. Hangisinden yararlanılmıştır bu metinde? A) Betimleme ve öyküleme. Öyküleme arkadaşlar genellikle olaylarda olacağı için öyküleme şıkkını eliyorum. Açıklama ve betimleme. Şimdi arkadaşlar açıklama kesinlikle yapılmış zeytin ağacının nasıl bir ağaç olduğu ile ilgili. İşte nasıl özellikleri var, kaç yıl yaşıyor, nasıl yaprakları var, nasıl bir boyu var? Kesinlikle bu. Betimleme ise ağacın nasıl göründüğüyle ilgili bize betimleme yaptı ve gözümüzde canlanmasını sağladı. Bu yüzden doğru seçeneğin B şıkkı olmalıdır. <laughs>